Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün 70'li yıllardan bu yana durmaksızın üretmeye devam eden efsane bir isim konuğu. Filmleriyle seyircide derin etkiler bırakmayı ustalıkla başaran, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi, çok önemli bir yönetmeni, senaristi ve yazarı ağırlıyorum. Erden Kral konuğum. Hoş geldin sevgili Erden. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl olunuyorsa diyorsun. Evet, yani. Tahmin ediyorum. Ben sohbetimize sinema nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Yani sana göre sinema nedir? Yani benim hazırladığım taslakta da o vardı, sinema nedir. Evet. Ayna filmi Almanya'da vizyondayken bir Alman seyirci ayağa kalktı, konuşma yapıyordum. Sinema nedir dedi bana. Bu biliyorsunuz Fransız André Bazin, büyük sinemacı, yazar. Onun kitabının adıdır bu, Sinema Nedir. Ve çok kalın bir kitaptır. Ben şaşırdım kaldım tabii. Yani çok zor bir soru ve yani bütün bunları bir şey halinde, yani kalın bir kitap halinde anlatıyor André Bazin. Ama sık sık sorulması gereken bir soru. Siz de sordunuz, evet. Sinema benim için gözü açık görülen bir rüyadır. Böyle tarif ediyorum. Çünkü yani eğer şeye girersek, teorilere falan girersek içinden çıkamayız. Bir de tabii sinema benim hayat biçimim. Yani sinemasız bir yaşam düşünemiyorum. Ama sen güzel sanatlarda seramik okumuş bir Seramik okudum kişiydi. Ama işte Sami Şekeroğlu'nun Kulüp 7 sinemasına Yeşilçam'dan kutular taşıyarak başladım işe. Sonra benim çok meraklı olduğumu gördüler ve Şinasi var idi, soyadını şimdi hatırlamıyorum. Yılmaz Güney ile yaptığı bir filmde asistandı. Gel bana yardım et dedi. Ben de üçüncü asistan olarak Yılmaz Güney ile başladım işe. Krallar Kralı diye bir film. Fakat bildiğiniz gibi filmler sırayla çekilmediği için ben önce bir şaşırdım. Yani işin içinden çıkamadım falan. Ve birkaç gün sonra işi bıraktım. Yılmaz gel kardeş dedi. Yani ben de başlangıçta zorluk çektim ama... yani yok, başaracaksın gel dedi. Bu benim için tarihi bir an. Yani beni geri çevirmeseydi sanıyorum seramikte kalacaktım ve seramik yapacaktım. Gerçi çok seviyorum hala seramiği ama her zaman yapabilirsin. Evet, her zaman yapabilirim. Ama sinemayı her zaman yapamıyorum. Değil çünkü mi? Çünkü o evet. Tek kişilik bir sanat değil evet, çünkü. Evet, yani bir de para sorunu var tabii. Yani maddi elbette. Sorunlar var. Evet. Elbette. Öyle. Yılmaz'la başladın asistanlığa. Evet. Daha sonra Osman Seden, şimdi şöyle, yani Osman Seden Okulu'nun, tırnak içinde Osman Seden Okulu'ndan mezun oldum ben. Ona minnettarım yani. Elbette. Çünkü bir çırak ustası gibi film yapmıyorsa o usta çok büyük bir ustadır. Ben Osman Seden gibi film yapmıyorum. O yüzden ona çok büyük, çok minnettarlığım var. Bana teoriler ve dogmalar öğreteceğine önüme açtı. Yani sinemayı öğrenmemi sağladı. Ve dolayısıyla da bana hemen film teklif etti. Fakat hazır olmadığımı söyledim falan. Kısacası onun yanında çok şey öğrendim. Yani ona minnettarım. Evet. Ben de soracaktım. Evet. Bu kadar ustaların çok yanında asistanlık yaptığın zaman neler öğrendin, kimlerden neler öğrendin diye evet. Sen söyledin gerçekten. Evet. Şimdi Osman Seden Hollywood sinemasının etkisi altındaydı. Çünkü Almanca bilmesine rağmen İngilizcesi de çok iyiydi. Evet. Amerika'da yaşadı uzun, yaşamış daha doğrusu. Orada Hitchcock'un çok etkisi altında kalmıştı. Tabii. Ve mizansen planını sinemamızda, bizim sinemamızda en iyi bilen adamdı. Yani mesela sıkıştığı zaman 5 sayfayı tek planla çekebilen bir üstattı yani. Dolayısıyla çok şey öğrendim ondan ve onu minnetle anıyorum. Bir de çok ya insancıldı, çok tatlı bir adamdı, çok kültürlüydü falan yani evet. Müşterek tanıdığımız ve gerçekten evet. Hayatımızda çok evet, yeri evet. olan bir isimden söz ediyoruz. Sonra daha sonra Kemal filmde ben aylıklı çalışmaya başladım.
Ben ve Zeki Ökten biz en pahalı asistanlardık. Maaşlıydık. Şeyde Zeki de film yapmak istiyordu ama Atıf abi izin vermiyordu rahmetli. Evet. Çünkü bütün işlerini Zeki yapıyordu. Zeki. Ben biliyordum yani. Sonra, öyle bir asistan ki yönetmen zaten. Evet evet. Yani dolayısıyla Zeki de daha sonra filmler yapmaya başladı. İyi ki de yaptı. Çok geç yaptım. Sen ilk filmini çekmeye kim gönül yüreklendirdi? Ben reklam filmleri çekiyordum. Önce reklam. Evet, önce reklam filmleri çekiyordum ve bayağı da durumum iyiydi. Yani büyük kampanyalar alıyordum. Fakat yani istemediğim ve inandığım bir şeyi yapmak bende hasar yaptı. Yani bir çeşit ruhsal bunalıma girdim ve bırakıyorum dedim. İşte çevrem, eşim falan. Çok yani şey. Her şey para kazanmak değil. Evet. Hayır dedim ve Tarık Akan'la Kanal filmini yaptım. Ya yani evet. Filmim var. Ama daha öncesi var. Mesela Kadir İnanır seti benimle gördü. Ben reklam filmi çekerken Kadir İnanır'la Kumcu Ali Yaşar diye bir film yaptım. Yarı belgesel. Yani ona sahte belgesel de deniyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ta motorların kalktığı yerde büyük kum motorları vardı. O kumları hamallar küfeleriyle sahile çekerlerdi falan. Oradan yola çıkarak bir film yaptım. Fakat o film kayboldu maalesef. Zaten benim bütün kısa filmlerim kayboldu. Yani Türkiye'de arşivcilik o kadar kötü ki anlatamam. Yani çok uzun bir hikaye. Dolayısıyla önce fotoroman yaptım Kadir'le, sonra da bu filmi yaptım. Kanaldan bahsedeceğiz. Kanal. Çünkü Yaşar Kemal'in bir eserinden. Değil mi? O iddia edildi ve beni mahkemeye verdi Yaşar Kemal. Aa. Evet ve 7 defa bilirkişi biliyorsunuz karar veriyor. Bilirkişiler benim lehime karar verince 5-6 bilirkişi değişti. Ve dolayısıyla bu doğru olmadı anlaşıldı. Çünkü Tarık da benim tanığımdı rahmetli. Biz o zamanın Adalet Bakanı'na gittik. O kaymakam da o sırada Kozan'da, Adana Kozan'da bize hikayeyi anlattı falan. Aslında Teneke Deisi bir kadının öyküsüdür biliyorsun. Razya Ana'nın öyküsüdür ve hiç ilgisi yoktur. Fakat kaymakam dolaylı olarak vardır oyunda. Yaşar Kemal de nedense yani benim eserimden alındı. Kaybetmeme rağmen kaybetmesine rağmen ısrar etti bir daha falan ve sonunda helalleştik tabii yani. Evet. Ondan sonra iyi oldu, bunu doğrulamış olduk bir kez daha. Efendim? Bir kez daha yani doğrusunu senin ağzından. Evet yani çünkü ilgisi yok. Yani bir de doğrusunu isterseniz ben yepyeni bir dil kullanmaya başladım o filmde. Böyle biraz belgesellere ağırlık verdim falan. Evet. Orada komik bir şey anlatayım. Korktuğum için başlangıçta 3 gün belgesel çektim, bulut çektim, ondan sonra ağaç çektim falan. Bir türlü konuya giremedim. Ama genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani en büyük ve en ağır sahnelerden başlayın. Çünkü güvendiğiniz oyuncuların performansı bir süre sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra düşebilir. Onun için en ağır sahnelerle başlıyorum artık filmlerine. Tecrübe konuşuyor. Ben Tuncel Kurtiz'i soracaktım sana, Allah rahmet eylesin. Kime? Tuncel Kurtiz'i. Tuncel Kurtiz'i. Ya birçok beraber iki film yaptık onunla. Öyle mi? Evet yani yaptık kanalı, sonra Bereketli Topraklar üzerinde yaptık. Senaryoyu da beraber yazdık. Beraber yazdık evet. Arnavutköy'deki bir yalıda kalıyordu o. Orada yazdık ve onun macerası da çok. Yani çünkü rahmetli Orhan Kemal diyaloglarla kuruyordu sahneleri, kurmuş. Oradan böyle cımbızla bir şey alsak sahne çöküyordu. Sonunda formülü bulduk. Yani bu sahnede yazar neyi anlatmak istiyor? Onu saptayıp ona göre yeniden şeyler yazdık. Diyaloglar falan yazdık. Yani o film gerçekten bir şeydir. Yani bir serüvendir, bir maceradır. 3 ay sürdü. Üç ay sürdü ve benim ortağım vardı, isim benzerliği Vehbi Koç'tu ortağım, öğrenci. onu yapmış, hırpalamış biraz ve yollamış. Sonra ağlayarak yanıma geldi, ben dedi ayrılıyorum dedi ve parasını da çekti. Eyvah. Böyle kalınca haftalık falan ödeyemez duruma geldim. Bunun üzerine çalışan arkadaşlara, aktörlere daha çok, hadi Ankara'ya gidin.
çoğu hasta oynuyordu. Eşlerinizin ve şeylerinizin, nişanlınızın her neyse şey ziynetlerini alın. Ondan sonra bunları bozduralım ya da satıp getirin dedim. Onlar satıp getirdiler ve haftalıkları öyle devam ettik. Fakat bir süre sonra o da bitti. Çalışanlar, setçiler, ışıkçılar terk ettiler. Gittiler yani. Bunun üzerine oyuncular dediler ki biz iyi bir iş yapıyoruz. Işıkları taşıdılar, rayları taşıdılar falan ve bütün bunları çeltik tarlasında yaptık. Ya. Yani suyun içinde pinç tarlasında yaptık. Ve bazı köyleri, arkadaşlarımız... çeltik ağları yüzünden mahvolan köylülerin mücadelesi vardı. Evet. Bazılarının ayakları şişti ve 5-10 yıl geçmedi. Onlar böyle şey gibi, bir nişan gibi ayaklarında kaldı yani. Ne bir yani o film çalışmasını hiç unutamam. Ve Osman Alyanak mesela hiç unutamam. Müthiş bir oyuncuydu. Kamera onu çok seviyordu. Şey de çok iyiydi. Erkan Yücel çok iyiydi. Yaman Okay çok iyiydi. Bereketli Topraklar üzerinden Nant'ta en iyi film ödülünü aldı. Fransa'da Nant'ta. Evet. Yani, harika. Yani Türkiye'de de onun 25-30 tane ödülü var. Aslında zaten Malatya Film Festivali çok esprili bir şey yapmış. Benden bahsederken 100 tane filmi var diyor ve devam ediyor. Şey, 100 tane ödülü var. Ödül. Yani vardır herhalde. Vardır. Geçiyor. Vardır. Vardır. O zaman ben sana 3. sinema desem. Üçüncü sinema. Hmm. Hani 1960'larda Latin Amerika'da. Latin Amerika sineması evet. Evet. Yani Hollywood sinemasına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış. Evet. Türkiye'de de bunun karşılığında toplumsal gerçekçi filmler yapılmaya başlandı. İstersen üçüncü sinemayı sen anlat. Evet. Şimdi, çünkü onun öncüleri var, senin etkilendiklerin var, senin yaptıkların tabii, var. Tabii. Yani tabii Metin Erksan ve Lütfü Akat'ı en öne koymak lazım. Evet. Metin Erksan yani Türkiye'de yaşamış ender sinemacılardan biridir. Yani nasıl Picasso formlar bulup Afrika'daki formlarla kendi formlarını birleştiriyordu, form buluyordu. Metin Erksan da devamlı form bulmuştur yani. Devamlı. Evet yani sete gidip devamlı bütün bir şey aradığını biliriz. Açı aradığını biliriz. Müthiş bir şey yönetmen. Siz tabii çok şanslısınız. Evet. Çünkü böyle bir deha ile başladınız yani. Yani istisna adam yani. Ben hayran. Gerçekten istisna. Fakat bilinmeyen bir yönünü ben araştırdım ve buldum. O da şu. Aslında İslam mimarisinin cami mimarisinin yani tekrar ve varyasyonlar üzerine kuruldur o mimari. Sinan'da vesaire. Onu alıp kullanmıştır. Filmlerinize baktığımda devamlı tekrarlar vardır. Varyasyonları vardır. Mesela Kuyu'da vardır, Sevmek Zamanı'nda vardır ve orta metrajlı TRT'ye yaptığı filmlerde vardır. Devamlı tekrarlar vardır. Bunu İslam mimarisinden almıştır. Bu büyük bir buluştur. Ve bizi çok etkiler. Bu başka bir sinemacada yoktur. Ya. Metin Aksan'da vardır bu. Dolayısıyla cami mimarisi ve sin denilen şey yani Endülüs'teki o Müslümanlar var ya eskiden. Onlardan aldıkları şeyi cami mimarisi üzerine kurmuştur. Bütün şeyini, estetiğini. Hmm. O yüzden çok aykırıdır üstelik de yani. Evet. Daha başlangıçtan beri yani ne diyeyim yani başlangıçtan beri aykırı filmler yapmıştır şeyde. Mesela Yeşilçam filmleri gibi film yapmamıştır. Hmm. Geçen gün dinledim. Diyor ki ya ben film seyrediyorum Türk filmlere benimkilere hiç benzemiyor diyor. Birer rahmet. Benzemez tabii. İnsanların filmi okumasını öğretmemiz lazım. Eğer sinema söz konuysa büyük bir cehalet söz konusu yani. Şöyle entelektüellerde özellikle bir sorun var. Yani halkımız aslında bir filmin içine girer, yaratılan duygunun içine girer ve onu yaşar. Entelektüeller ise bir filmi anladıklarını iddia ederler. Anlama üzerinedir her şey. O ne kadar kötü bir şey. Yani bırakın kendinizi, bırakın o duyguları yaşayın. Hayır, yani işte anladık derler ve açıklarlar. Bazen de yani çoğu kez de yanlış açıklarlar tabii. Ya evet. Ben ne yaptım, onlar ne diyor diye bazen. Şey aslında Bereketli Toprak üzerinden bir VTR'miz var. Çünkü sadece senin sinematografinde değil,
yani Türk sineması için çok önemli bir yeri var, çok değerli bir yeri var. O nedenle o bir küçük bir sahne olur, görelim mi? Olur, tabii. Ne oluyor be? Zaten doğru dürüst bir nefes aldırmazlar. Firavun deriz, firavun. İş varsa he? Çansın çalabildiği kadar. Boş verin. Sen ne demek istiyorsun be? Hadi ula hadi iş başına hadi. Hadi ula hadi. Hadi ula iş başına. Gelmiyor bunlar be. Gelirler. Benim ırgatım kuzu gibidir. Evet, edebiyatımızın çok rahmetli önemli. Rahmetli oldu, Sertu'yu da kaybettik maalesef. Birçok evet. Arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Gittikleri yerde huzur içinde. Evet, o güzel insanlar atlara bindiler ve gittiler. Valla öyle. Evet. Hep bir gün geleceklermiş gibi bekliyoruz evet. Onları. Orada buluşacağız herhalde. Artık biz onlara katılacağız. Hayırlısıyla. Evet, evet. Ya daha ilk filminden ödüllerle başlayıp bütün filmografin boyunca, evet. Bütün filmlerinden ödüller kazanmış bir yönetmen olarak sana ödül kazanmak sana nasıl bir sorumluluk yükledi? Bir sorumluluk yükledi mi? Ya bir yani benim için kameranın yeri bir etik sorunudur, ahlak sorunudur. Yani her şeye biraz öyle bakıyorum. Mesela Jean-Luc Godard, Fransız yönetmen, çok güzel bir şey söylemiştir. Kaydırma, yani o travelingler bir ahlak sorunudur demiştir. Ben daha da ileri gidiyorum. Kameranın yeri ahlak sorunudur. Bir tek yeri vardır. Onun dışında başka yer yoktur. Onu bulmak lazım işte. Ama onu bulmak için donanım lazım, bilgi birikimi lazım. Müthiş bir yetenek lazım. Kimde var? Metin Erksan'da var. Ve Lütfü Akat'ta var. Şöyle söyleyeyim, tek bir gerçek var. Lütfü Akat ve Metin Erksan sinema onlardır. Bunu söyleyebiliyorum. Tabii ki Umut filmini ihmal etmiyorum. Yani o biz aslında bizim kuşağımız Umut filminin paytonundan indik. Yani nasıl Dost Tepki söyler ya, yani biz şeyin Gogol'un paltosundan çıktık der. Biz der. Ben de paytondan indiğimizi iddia ediyorum. Bizim kuşağı hatırlayın yani biz yani politik sinemanın zirveleridir. Sürü, Yol, Bereketli, Hakkari, Maden. Bunlar, ya bunlar aşılamaz evet. Şeylerdir. Evet. Neden öyle bir ruh vardı o sırada? Evet. Biz dünyayı değiştireceğimizi zannediyorduk. Ve ama bunun adına aslında ulusal sinemayı inşa etmek diyebilir miyiz? Aslında yani, arayış oydu değil mi? Evet evet, yani ulusal sinemayı arayış daha çok Metin Erksan, Lütfü Akat ve şeyde vardı, Halit Refik'te vardı. Ama sizler ondan sonra gelen evet, kuşak biz olarak. Biz ise yani Yılmaz ve bizler ise daha çok yeni bir şey yapmaya çalıştık. Ve Yeşilçam dilinin dışında bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama tabii Yeşilçam hala çok etkiliyor insanları. Neden? Çünkü Yeşilçam filmlerinin içinde ve özünde iyilik duygusu var. O yüzden Yeşilçam filmlerinde kötüler var ve iyiler var. Ama iyilik duygusu her zaman egemendir, hakimdir ve o yüzden de unutulmazlar. Yani ben mesela Bizim Aile olsun işte yani şeyin yaptığı filmler olsun, Münir Özkul'un falan. Bunlar hep böyle iyilik duygusuyla yapılmış filmlerdir. O yüzden unutulmaz bu filmler yani. Evet. Hiçbir zaman da inkar etmiyoruz. Hatta ben yani sinemadır diyorum ve Lütfü Akat bir şeyi öne koyuyorum, Metin Ersan'ı. Biz çünkü onlar olmasaydı biz iyi filmler yapamazdık. Yani başka filmlere bakarak, Fransız filmine bakarak bize ait film yapmak çok zor. Yani İngiliz filmleri de var mesela. Çok zor. Biz bizim ustalara bakarak, ustaların yüzüne bakarak her şeyi yaptık. Yani o yüzden kalıcı oldu filmlerimiz. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Ben de altını kalın Nokta. Çiziyorum. Nokta. Sen gerçekten bu sorumluluğu hissetmiş ve çok da güzel değerlendirmiş bir insansın. Hakkari'de bir mevsim diyeceğim. Çünkü Hakkari'de bir mevsim Berlin Film Festivali'nde
Gümüş Ayı ödülüyle değerlendirildi. Çok önemliydi. Bir ilk diyebiliriz. Sadece Berlin'de de değil. Hakkari'de bir mevsim. Yani çok ödülü var. Çok, çok ödülü var. Çok hayranı var. Yani ben bakıyorum filme de bir daha yapılamaz o film yani. Evet. Bana yap deseler ben kaçarım yani. Çok ben... zordu ya. Çok zor. Koşullar çok zordu ama gençtik ve evet. Çok heyecanlıydık. Yani tiyatrocularla çalışmak büyük risk. Çünkü onlar en arka sıradaki seyirciye sesini duymak için büyük oynarlar. Gestüsleri çok büyüktür. Fakat tabii çok zeki oldukları için onları ben kalaba soktum doğrusu. Özellikle Erkan Yücel çok iyi bir oyuncu oldu. Endişe'de de çok iyi oynuyor. Allah rahmet. Bereketli de çok iyi. Hakkari'de de çok iyi. Maalesef 3 film yapabildi. Çok kısa oldu hayatı. Bu Ankara Sanat Tiyatrosu'nu şeye taşıyan, sinemaya taşıyan bizler olduk yani. Hı hı. Ben ön ayak oldum. İyi ki de öyle bir şeyler tabii yaptım. Ki. Çünkü Genco'nun ne kadar yetenekli olduğunu gördüm o filmde. Çünkü ben Genco'yu seçtiğim zaman biraz yani ikircikliydim. Acaba tiyatrocu ve şeydir o, teatral bir adamdır. Konuşurken de öyledir. Fakat hayır, konuyu çok iyi anladığı için benim istediğim her şeyi yaptı. Ve dolayısıyla iyi bir performans sergiledi. Çok iyi bir performans sergiledi. Çok. Eser Ferit Edgü'den uyarlanan Hakkari'de bir mevsim. Senaryoda Onat Kutlar'ın Onat Kutlar'la yazdık. Evet, daha önce şeye gittik işte, o köyleri araştırdık ettik falan. Ondan sonra da oturdu yazdı. Ben onu eve kapattım. Arnavutköy'deki evime. O zaman cep telefonu yoktu ama gelenler gidenler falan duymuşlar bir yerden. Çünkü herkese yardım ederdi Onat. Bilmem kimin yani. Gerçekten, mesela. Evet, sevgiyle, yani. Saygıyla anlıyorum. Evet, evet. Özlemle anlıyorum. Evet, çok evet, önemli yani. Bir çok, sinema çok kaliteli bir adamdı. Çok değerli yani, evet, bir arkadaşımızdı. Onu da kaybettik maalesef. Filmin müziklerini şimdi de şöyle bir şey oldu. Buyurun. Affedersiniz. Tezer Özlü benim eşim biliyorsunuz. Biliyorum, vefat tabii. Eden. Tezer dedi ki ya bu sen Bayram'da anlaşamadınız. Daha doğrusu Yol filminde Bayram'da adı önce. Şu berek şey yap. Hakkari'de bir mevsimi yap dedi. Ya ben dedim ki filan nasıl olur falan dedim. Bitmiş konuşmuş. Ferit Edgü de şey demiş yani bu romandan film olmaz demiş. Çünkü bu roman fantastik bir roman demiş. Doğru. Fantastiktir. Ve Türk edebiyatının en iyi eserlerinden biridir. Evet. Ben çok severim. Bunun üzerine ben gittim görüştüm. Dedim ki ya ben bunu gerçekçi bir yapıya kavuşturacağım dedim. Kiminle dedi? Onat dedim. Al kitap senin hemen başlayın dedi. Çünkü o kadar güveniyor ki Onat'a. Dolayısıyla biz Onat'la böyle işte şey yapar gibi, kuyumcu gibi çalıştık. Yani şey aslında denklem ve şey çok basit. İyi bir şey yapmak için çok çalışmak gerekiyor. Yani çalış ve derine kaz ve şeyi bul, defineyi bul yani, değil mi? Onun gibi bir şey. Hakikaten. Çok çalışınca defineyi bulmak iki gibi sene bir şey. Falan, evet, iki sene çalıştık yani. Orası olmadı bilmem ne filan, hadi orayı değiştirelim filan. Fakat işte hiç rahat vermedi şeyler. Onun adamları geldiler yani, gitti. Çekim şartları da çok zor. Hakkari'de o yıllarda. Çok zordu evet. Yani büyük özveri. Şöyle bir örnek vereyim. Biz mekana daha önce şeyle gittik. Genco Erkal'la gittik. Yerde 1,5 metre kar vardı. Fotoğrafçımız Enver Özkahraman Hakkari'ydi, o öndeydi falan. Bir yere kadar ciple gittik. Ondan sonra köye yürümeye başladık ve şeyin malum tanınmış sesini biliyorsunuz Genco'nun, şey dedi. Bir delinin peşine takıldık, gidiyoruz, ne olacak falan dedi filan. Ben de korkmaya başladım çünkü karşı yakada aradan bir böyle zapt suyu akıyor. Karşı yakada kurtlar uluyordu. Yani çünkü bu film tırnak içinde Genco üstüne yapılmış bir belgeseldir. Yani çünkü Le Monde okuyan entelektüel bir adam oraya gidiyor. Evet. Mesajı şudur filmin. İnsanlar birbirleriyle konuşamasalar da mesela askere gidenler Türkçe biliyor. Onun dışında kimse bilmiyor. Evet. Ona rağmen anlaşabilirlerdi şey. Ana tema buydu yani. Ben bunun üzerinden yürüdüm. Güzel, ve dolayısıyla çok. Şey çok etkilendi ve oraya dönmek istedi Genco. Biz aylarca onu ikna etmeye çalıştık. Yapamazsın. Hayır dedi, ben orada yaşayacağım dedi. O derece etkilendi o şeyden. Çok enteresan. Evet, yani o... Bu kadar uzun senaryo çalışması yaptık dedin. Ama mekana gidince
o manzara, o insanlarla karşılaşınca zaman zaman doğaçlamada yaptın diye yani düşünüyorum. Aşağı yukarı %50 diyebilirim, 60 diyebilirim. Değil evet. Şimdi şöyle Hülya Hanım, yani eğer bir oyuncuyla ön çalışma yapmazsanız doğaçlama yapamazsınız. Tabii. Yani o zaman şey olur, Hülya Koçyiğit Hülya Koçyiğit oynar. Yani Nurgül Nurgül'ü oynar. Yani evet. Onun için çok iyi çalışmak lazım ve sonra onları bırakmak lazım. Ben mesela onlarla sola dön bilmem ne et yüzünü ey falan diye konuşurum. Çok fazla bir şey anlatmam. Çünkü daha önce çok konuşurum. Çok anlatırım. Karakteri anlatırım önce, falan. Psikolojik şeyler, derinlikler şu bu falan. Çünkü o sırada ben yönetmenimdir. Onlar da oyuncu. Fakat film başlayınca ben hayatın akışına bırakırım her şeyi. Onlar beni yönetir. Yani şöyle oluyor. Yani o büyüyü bozmak istemem, hayatın büyüsünü. Yani ben mesela bir oyuncu bana sordu, nasıl yönetiyorsun? Hayır, oyuncular beni yönetiyor dedim. Çünkü o kadar sıkı bir çalışma yaptım ki bunu söyleyebilirim yani. Yani başlangıçta öylesine bir hazırlıyorsun ki oyuncu zaten o rolü iyice hazmetmiş oluyor ve ona artık bir ruh katmaya başlıyor. O seni tatmin ediyor ya da etmiyor. Ama Hülya Hanım, oyuncu da çok şey katar yönetmeni. İnanın yani iyi bir oyuncu bir yönetmeni yönlendirir. Değil mi? Tabii ki. Kimse durup dururken iyi oyuncu olamıyor, denmiyor. Ben önce istersen bu kadar sözünü ettiğimiz bu Hakkari'de bir mevsimden. Olur. Madem kitabınız defteriniz yok, öyleyse hep birlikte dışarı çıkalım çocuklar. Dersimizi açık havada yapalım. Bakın çocuklar. Bakın bu gördüğünüz güneştir. Güneş. Dünyamızı ısıtan, bitkilere ve insanlara can veren odur. Dünyamız güneşin çevresinde döner. Gün ve gece böylece oluşur. Yaz ve kış, ilkbahar ve sonbahar böylece oluşur. Bu tarafa bakın şimdi, bu tarafa, bu tarafa. Ha, ha. Dur, dur. Bak şimdi sen güneş ol. Sen de gel, dünya ol. Hakkari'de bir mevsimden sonra senin bir Almanya maceran başladı. Evet, bir 14 evet, sene evet, kaldım dedi. Evet. Bence çok önemli bir şey. Akademinin bir üyesisin. Akademi üyesiyim. Daha doğrusu sinema bölümünü. Sinema bölümünü kurduk biz. Yani Rusya'dan beri geleneği olan bir akademidir. Dünya çapında edebiyatçılar, mimarlar, ressamlar oraya üyedir. Çoğu vefat etti tabii. Yani hepimizin tanıdığı. Türk dilinde tanıdı. Tabii, yani öyle olunca önüm açıldı ve dolayısıyla çok büyük bir kazanç elde ettim. O da şey, çok sevdiğim, çok hayran olduğum yönetmenlerle arkadaşlık kurdum. Onlarla Tarkovski ile falan tanıştım. Tarkovski şeye geldi, bursla geldi ve ben hemen gittim bir şeyine, toplantısına. Bir genç şey dedi, işte özgürlük falan. O da kızdı. Özgür olmak istiyorsan ol kardeşim dedi falan. Hiç unutmuyorum onu yani. Müthiş bir şey. Onu işte o şeyde tanıdım. Berlin'de tanıdım. O sinemacı değil benim için. Büyük bir felsefeci yani. Yani felsefe yapmakla meşgul bir adam ama güzel yapıyordu, çok güzel yapıyordu. Evet. Ben şimdi senin 1984'te yaptığın Ayna filminden söz etmek istiyorum. O benim çok favori filmlerimden biri. Bir şey söyleyeyim mi size? Bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Avrupa'nın dergisi bir yarışma açtı. O yarışmada Belçika Sinematekin'in şeyinde, listesinde 10 filmlik sete 1 numaraydı. Ben acaba Tarkovski'nin aynası mı diye baktım. Sonra 1984 Erden Kralı görünce şaşırdım yani. Sonra ben kendisiyle de konuştum falan, hayranım o filme falan dedi. Dolayısıyla Avrupa'da yapılmış en iyi filmler listesine girdi o film. Müthiş. Fakat şeydir yani, çok sofistike bir filmdir. Çok, çok, çok soyut şeyler var. Ölüler geri gelir bilmem ne yani Latin Amerika edebiyatı gibi. O film bir ortak yapım değil mi? Ortak yapım değil. Alman değil. Filmi. Direkt Alman filmi. Alman filmi. Çünkü galiba Venedik'te değil Venedik'te mi? Venedik'te gösterdi. Yarıştı film, evet. Yarıştı, orada ödül aldı. Ödül de aldı. Şey, eleştirmenler ödülünü aldı.
Ama daha sonra birçok ödül aldı. Yani onları artık saymak ayıp olur. Evet, yok ayıp olmaz. Ondan sonra hayır boş verin. Önemli olan kalıcı bir şey olması. Ya uluslararası bu kadar önemli şey festivallerden. Yani burada bir şey söyleyeyim. Osman Şahin'in yazdığı öykü, ki adı Beyaz Öküz'dür, edebiyatımızın en güzel öykülerinden, yani ilk beşe girer. Yani, güzel hikayedir yani, Osman. Evet yani çok çok güzel etkili bir hikayedir. Ve bir daha da öyle öykü yazamadı. Söyledim Osman abi onu. Yani çok çok etkili bir öykü. Ve ben onu aldım. Berlin'de oturdum yazdım. Ondan sonra ve Kula'yı anlatır. O Elazığ taraflarındaki Kula'yı anlatır. Kula'ya benzeyen bir yeri aramaya başladım şeyde. Çünkü yapımcı dedi ki ben Türkiye'ye gitmem. Sıkıntım var dedi. Biz Yunanistan'da ada aramaya başladık. Sonra Andros diye bir ada buldum. Böyle ıssız bir ada. Birkaç hane var falan. Bir tane bakkal dükkanı var. Orada yaptım filmi. Ama Ayna benim de çok etkilendiğim bir filmdir. Ondan VTR'miz var. Birazcık da ona bakalım. Evet. Selihan ne oldu? Nedir telaşın yüzünde? Hiç. Nasıl iştir Zeliha'n? Soluğun ağzında hala. Yüzünse korkmuş bir şeyden kaçar gibi. Küçük ağa. Ne olmuştur küçük ağa? Bana baki. Ne demek sana baki? Nasıl yani? Baki işte basbaya. Senin benim gibi. Ula o nesin sözdür? Ne demek senin benim gibi? Ben erinem. Küçük ağa ise? Ne bileyim ha? Ne bileyim? Küçük ağanın oyuna ortak mıyım ben? Bak işte nereye gitsem gölgesi üstümdedir. Benim Hülya için bu film ilk sesli Türk filmidir. Yani ilk defa sesli çektik ve ben tabii ilk filmim olduğu için arada bir bağır şey yaptı. Yani şuraya dön şöyle yürü diyordum. Kızıyorlardı bana. Durduruyorlardı. Sesli çekiyoruz kardeşim diye. Biz alışık değiliz. Evet. Benim için sinema bir detaydan felsefe yaratmak. Evet yani o biraz iddialı bir laf ama yani benim hayran olduğum yönetmen Fransız Robert Bresson'dur. Robert Bresson böyle detaylar üzerinden büyük bir film çıkarır yani. 1,5 saatlik, 2 saatlik filmler çıkarır. Dolayısıyla detaylar çok önemli ve detaylar üzerinden felsefe yapabiliyorsan gücün varsa mesele yok. Ama yoksa yapamazsın. Yani mesela Ayna filminde eğer biz sahici bir atmosfer kurmasaydık seyirci bıyık altından gülerdi. Çünkü ölen geri geliyor bilmem ne falan. Sahici olmak zorunda. Az önce Bresson'dan söz ediyordun. Robert Bresson. Sen bir lafın var. Sırf ona şey olsun demişsin yani. İşte, naziri olsun diye yaptım yük. Filmini. Yükü çok sevdim. Ama en anlaşılmayan filmim de o oldu demişsin. Anlamadılar. Demek ki yani, böyle de olabiliyor. Şöyle anlamadılar. Mi? Yani mesela Nurgül falan da şey dediler. Film çok güzel ama ne olur bir daha kurguyu baş gözden geçir falan. Hı. Çok mahalle baskısı oldu üstümde. Aslında benim ilk kurgum çok daha iyiydi. Ama o kadar mahalle baskısı oldu ki ona rağmen ben Aynanın Hakkari'nin ve Bereketli'nin yanına koyuyorum. Yani çok yüksek seviyede bir iştir o. Bana göre. Çünkü ben 700 metreye indim. Yani 700 metrede yaptık. Biliyorsunuz ki yaşamda en ağır iş madenciliktir. Ne? Madenciler bana şey dediler, abi sizin için çok daha zor dediler. Yani, biz böyle yani, paldır küldür iniyoruz yani, bilmem ne falan yani raylar maylar falan. Dolayısıyla o filmi ben, çok özel bir film o tabii. Evet. Çok yani oradaki insan ilişkileri de çok özel. Yani şeyin de en çok sevdiği film, Tülin Özen'in de en sevdiği filmmiş. Çok özel bir film diyor. Dolayısıyla oradaki oyuncuların birbirleriyle olan ilişkilerini falan çok iyi düzenledik.
Benim için bir filmde bütünlük çok önemli. Yani, elbette. Değil mi? Bütünlük çok önemli. Elbette. Dolayısıyla yani o filmde bir bütünlük var. Ben o zaman aynaya da çok yakıştırıyorlar. Aynanın yanına koyuyorum. Çünkü ayna da küçük bütçeli kalpten yapılmış bir filmdir. Bu da küçük bütçeli kalpten yapılmış bir filmdir. Yani ben hakikaten çok severek çektim filmi. Sinema için hep diyoruz ki yani bireysel sanat değil, bir ekip işi ve de işte film için pelikül kullanılıyor, ışık kullanılıyor, bir masraflı yani evet, para gerektiren evet, bir evet. iş. Ama küçücük bütçelerle de çok büyük, çok etkili evet. filmler yapmak evet. mümkün. Bunları senin sinemanda görüyoruz işte. Şimdi Hülya Hanım, kısıtlama yani bütçe kısıtlama yaratıcılığı genişletiyor. Sanki. Yani aslında yani Metin Erksan da cebindeki parayla yapıyordu evet. filmi. Susuz Yazı evet. da öyle yaptı. Evet. Evet. Yılanların Öcünü de öyle yaptı. Evet. Yani ama yani bir hayal gücünün genişletilmesi var. Yani adamda öyle bir hayal gücü var ki küçücük bir parayla büyük bir film çıkarabiliyor. Yani o önemli. Evet. Sonra senin Dilan'ın var. Av Zamanı var. Av Zamanı var. Evet. Av Zamanı 1988. O kadar güzeldi ki şey Ayvalık. Şimdi gittim baktım. Yüreğim sızladı yani. Çok turistik bir yer olmuş. Birlikte çalıştığın kameraman, görüntü yönetmeni evet, evet. Kenan Ormanlar. Ve öylesine bir uyum, öylesine bir iç içe geçmiş, öylesine birbirini tamamlamış yönetmen ve görüntü yönetmenisiniz ki yani adeta resimler böyle bir görsel şölen her filmde. İnanılmaz evet. dediğim gibi. Heretiger'in mesela dünya çapında bir görüntü yönetmenliği. Evet. Yani, çok eleştirdiler falan ama çok güzel bir görüntü. Yani o Kenan Ormanların. Yani Nurgül'ün görüntüleri falan ne kadar güzel müthiş. Yani. Müthiş. Hakkari öyle. Av Zamanı'ndaki görüntüler öyle. Evet, Mavi Sürgün'ü yaptık onunla. Mavi Sürgün'den söz edeyim çünkü Mavi Sürgün çok özel evet. bir yani Cevat Şakir Kaba Ağaç hayatı gibi bir şey evet. Onun bir evet onun hayatından bir kesit. Ondan da görüntülerimiz var. Tamam. Kaymakam tren istasyonundan ayrılana kadar peşlerini bırakmayın demiş. Peki senin adın ne? Bartuhi. Peki aranızda hiç dini İslam kadın yok mu? Biz varız biz. Başımıza kaymakam kesildin lan. Neyse. Yarın boşuz, öbür gün tekrar başlıyoruz. Bileziklerin parasını çıkarmamız lazım. Bu ne benzerlik? Ne kadar andırıyor annemi. Niçin bakıyor bana? İçimdeki meleğe mi bakıyor yoksa iblise mi? Sanki iblise. Çünkü açır gibi bakıyor. Mavi Sürgün'ün önemli bir etki alanı da müzik. O kadar güzel döşenmişti ki o müzikler. Müziği Timur diyorsunuz Selçuk, değil mi? Evet. Şimdi müzik için ben İzmir Festivali'nde Timur Selçuk ve üzerine bir şey var. Hakkari ve şeydeki müzikleri anlatacağım. Evet. Şimdiden buradan başlayayım. Şimdi Timur Selçuk bana sorarsanız açık ara en iyi müzisyen. Evet. Sinema müzisyeni. Yani film müzisyeni. Film müziği yapıyor. Çok çok iyi. Şimdi babasının bir pedalları ve tuşları değişik olan bir piyano ile yaptı o müziği. Ondan sonra ve bana hep dinletiyordu falan. Orada dramatik bir şey oldu, onu anlatayım. Biraz geriye gideyim. Bu filmi Eleni Karendro var. Angelopoulos'un bütün filmlerinin müziğini yapan. Türkiye'de konserlere geldi Eleni Karendro, piyanist aynı zamanda. Onunla anlaştık. Evine gittik Atina'ya. Atina'da ve işte filmin iş kopyasını gördü falan, arka tarafa geçti, aman dedi falan, çok mutlu oldu. Fakat son anda iş bozuldu kapıda ve filmin vizyona çıkması için bir ay var. Hemen koştum, atladım, geldim Timur'a. Dedim ki Timur, Hakkari'den bir arkadaşlığım var tabii. Dedim ki böyle böyle bunu yapman lazım dedim falan, oturdu.
Ve bu işte dinlediğimiz müziği yaptı. Çok güzeldi. Ve çok güzel bir müzik. Çok, yani şeyde güzel. Mesela Asile de müzik için çok böyle çok değerli bir şey yazmıştı. Şimdi hatırlamıyorum. Çok değerli bir müzisyendi. Evet. Yani Hakkari'de bir mevsimi bitirdikten sonra müzikçi arıyorduk. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, ki o müzikologtur. Evet. Dedi ki en iyisi Timur'dur dedi. Ve biz filmi Timur'a gösterdik. Timur bana böyle bir life motifi çaldı falan. Dedim ki çok güzel bu falan dedim. Öyle başladı arkadaşlığımız. Çok güzel. Rahmetli oldu. Çok üzüldüm. Çünkü maalesef, çok severdim çok yani. Çok yakın zamanda kaybettim. Çok düzgün bir insandı. Evet tabii. Çok. Şimdi giderek zamanım azalıyor. Onun için birkaç soruyu peş peşe tamam. soracağım. Daha da göstermek istediğim filmlerin var. Kendin de söyledin. Ben dergilerde yazılar yazdım diye. Hatırladığım kadarıyla gerçek sinema, çağdaş sinema gibi. Yedinci sanat. Yedinci sanat. Güney dergisini çıkardım Yılmaz Ahmet. Evet, Güney dergisi. Hem editörlük yaptın hem yazarlık yaptın oralarda. Aslında bugüne kadar birçok sinema dergisi çıktı ama hiçbirisi böyle devamlı olamadı. Şimdi ben mesela 3 dergi batırdım ve bununla iftar ediyorum. Çünkü biri batıyor, ikincisini çıkarıyorum. Hayır, neden ömrü falan. Kısa oluyor? Şöyle yani Güney dergisi hariç, Güney dergisi tabii Yılmaz'a ait olduğu için sahibi oydu. İlk baskı yaptığımızda 35 bin sattı. Müthiş bir rakam dergi yani için, evet. Sonra işte onu politik dergi haline çevirmek istedi. Ben hı-hı. kabul etmedim. Tabii. Ve ayrıldım dergiden. Evet. Başkaları geldi ve onlar 150 yıl cezalar aldılar. Oo. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani evet. Yok yere şeyler bunlar. Hatta bir yani tane, sinema dergisi evet, sinema yani, dergi aslında olmalı. Sinema dergisiydi ve evet. çok da başarılı bir dergiydi Güney. Ondan sonra Çağdaş Sinema dergisi ise sadece telif yazılar vardı ve biz kaymak kağıda basıyorduk. Çok havalı bir dergiydi ve şimdi mesela 1.000 lira verseniz bulamazsınız sahaflarda. Evet. Doğru. Ondan senin bir de güzel çok havalı bir kitabın var aslında. Çok havalı bir efendim. Bir çok güzel bir kitabın var. Anılar. Ha evet. Ben yazsam benim yaz. Güzel günlüğüm diye. Güzel günlüğüm. Ama kitapçılarda ben aradım bulamadım. Bitti de ondan. Ay, tekrar basılmıyor. Valla basamadılar yani. Çünkü pandemi girdi araya. Bir şeyler oldu falan. Evet. Ben onu biraz daha genişletilmiş yazacağım. Ama oradaki şu özelliği de söyleyeyim. Hiçbir dergiye, hiçbir nota, hiçbir şeye bakmadan Kaş'taki evimde oturdum ve kırık bir şeyle, tükenmez kalemiyle yazdım o kitabı. Çünkü her şey kafamdaydı yani. Çünkü ama ya bu insan parlak belleğim yavaş yavaş sönüyor. Çünkü 79 yaşına giriyorum birkaç gün sonra. Maşallah, maşallah. 79'a giriyorum. O gayet güzel. Evet. Allah sıhhatli, sağlıklı sağ bir ömür versin. Az önce oyuncularla nasıl çalıştığını anlattın. Çok etkilendim. Oyuncuyu filme, karaktere hazırlamak yönetmenin esas dahil olduğu nokta. Ondan sonra dediğin gibi oyuncuya bırakmak, gerektiği kadar onu tıraşlamak ya da montajda kullanmak mümkün. Onu anlattığın için onu geçiyorum ama Vicdan filminden söz etmek istiyorum. Çünkü ondan da görüntülerimiz var. Son dönem yaptığım iki filmdir. Vicdan ve Gece. Evet. Gece hatta istersen ikisini peş peşe izleyelim. 6 milyon 3 milyon 650 bin kişi izlemiş Vicdan'ı. Tafa verdim çünkü. Taf çok iyi dağıtıyor. Yani çok demek büyük bir rakam. Bayağı iyi. Hiçbir filmim yani milyonu bulmamıştı. Bu öyle oldu. 1,5 milyon. Gece. Vicdan. 1,5 milyon. O da çok değişik bir filmdir evet, yani. İkisini de peş peşe izleyelim. Olur. Unutulmaz filmler. Seninki de gidiyor mu ara sıra o uğursuz eve? Ya ne diyorsun sen ya? Bak. Sakın ha. Hayret bir şey ha. Hadi dur. Bir dakika. Sen hangi yüzden bana evlenme diyorsun? 2 gün önce evlenen ben miyim? Oğlum.
boğazından bir lokma ekmek geç. Ha niye bize bunu yapıyor? Niye bunu yapıyor? Niye anneme bize bunu yapıyor ya? Allah'ım canımı al Allah'ım. Allah'ım canımı al, ben bir kurtulayım ya. Ya bırak. Kardeşim orada dört duvarın arasında be. Ya bırak, bir de sağ çıkmayacak. Ya ne oluyorsun ona? Ay ya. Bir dur. Su ver Allah aşkına, su ver. Ya bir sakin ol. Ağlama sen de hemen annem gibi. Daha bilmiyoruz ki ne olacağını. Belki vazgeçecekler. Belki istediklerini verecekler. Nereden biliyorum? Ay abla. Daha zaman var, zaman. Ya ben anlamıyorum. Niye yapıyor? Ben onu anlamıyorum. Aslında çalıştığın ve netice aldığın, uyum sağladığın oyuncularla tekrar tekrar çalışmayı seviyorsun sen de. Evet, yani öyle, bu da biraz denk düştü. Yani şey öyle diyor. Ben Erden abiyle çalışmayı çok severim der şey. Nurgül denk düştü. Yani oyuncularla çalışmak benim için esas. Evet. Neden dersiniz? Ben değil ki, onlar canlandırıyorlar. Dünyayı kuran onlar, duyguyu kuran onlar. Siz yönlendiriyorsunuz. Yani daha önceden anlattığım gibi ben yönetmenim, siz evet. oyuncusunuz. Ama film başladığı zaman artık büyüyü bozmak istemem ben. Evet. Yani çok yanlış bir şeye doğru giderse tabii ki müdahale edersiniz. O ayrı bir şey. Evet. Ama şunu söyleyeyim ki iyi oyuncular yetişti. Yani sizin mesela sizin döneminizde Türkan Çoray'la birlikte siz falan örnek oldunuz onlara ama iyi tabii siz 17 yaşındaydınız değil mi? Daha da küçüktünüz. İnanırsın mükemmel bir oyunculuktur yani o birazdaki. Dolayısıyla size örnek aldılar falan ama üstüne de bir şeyler eklediler. Çünkü çok fazla film seyredebiliyoruz. Bir ikincisi şey var, meslek içi eğitim de var, görüyorlar. Sizler ve bizler o dönem yalnızca Türk filmi izliyorduk. Doğru. Hatta ben şaka yapıyordum. Yani Türk yönetmeni sadece kendi filmini izler diyordum falan. Şirin bana kızıyordu falan. Yani ben, çok imkan var şimdi. Yani canım, her şeyi evet. izleyebiliyorlar falan evet. ediyorlar ama ben çok değerli filmler yaptın. Her biri gerçekten birbirinden kıymetli Türk sinema tarihinde. Bunun yanında televizyon için diziler de yaptın. Baba Evi. Başka da var. Canım Kocacığım. Var. TRT'ye yaptığım bir film evet, var. Evet. Yani 3 tane dizi yaptım ama kısa ömürlü oldu. Baba Evi 3-4 yıl sürdü. Sürdü evet. Yani ve çok o gün cuma günleri biz reytingde birincilik alıyorduk. O oradaki aile falan çok etkiliyordu insanları. Yani orada aile her zaman. Ya Halil'in adını anmak isterim. Yani o çok evet, canlı başla çalışırdı falan. Yani genç oyuncular vardı falan. İşte yani 3 yıl sürdü. Ben çok severek çektim. Hatta ben sabahları böyle hemen otomobili binip şeye gitmek isterdim. Sete binip gitmek isterdim. En son filmine gelmek istiyorum. Daha yapmadım doğrusu yapamadığın daha. En yapamadım. Son filmine. Pandemi yüzünden hazırlandığın. Suspayı. Refik Halit Karay'ı biliyorsunuz. Aha. Çok mükemmel bir yazardı. Onun Türkçesine ben tapıyordum adeta. O kadar güzel kullanıyor ki Türkçeyi. Suspayı şöyle bir şey. Yani haksızlıklar karşısında büyük böyle menfaatler gören insanlar susuyor. Suspayı deniyor o paraya. Dolayısıyla kahramanımız da susuyor. Fakat bu yüzden çok sevdalandığı genç kız ölüyor. Bunlar ipekçiler. İpek, Bursa'da ipek yapıyorlar. Kozalardan ipek çıkarıyorlar falan. Dolayısıyla vicdanı ile aklı arasında bocalamaya başlıyor. Ve müthiş bir dansla bitireceğim. Böyle tepine tepine dans ediyor. Ve tozlar kalkıyor falan filan. Ve bir çeşit deliryumla bitiyor yani. Çünkü suspayı insanın psikolojisini çok evet. fena etkileyen bir şey. Yani bir ya. Parayı alıyorsunuz ve susuyorsunuz. Yutkunamaz. Bu çok insan. Evrensel bir sorun. İnsan, yani bütün dünyada böyle şeyler var. İnsandan söylüyoruz. Tabii. Bunu anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Fakat oyuncular konusunda gelgitlerim var. Daha kadroyu kuramadım. Kurdum ama işte bakalım ne olacak yani. Sevgili Erden,
Sen hep üretmeye devam et inşallah. Teşekkür ederim. Biz sağ de olun. Senin filmlerini böyle hayranlıkla izlemeye sağ devam olun. Ederiz. Biz de sizi hayranlıkla izlemeye devam etmek istiyoruz. Daha söyleyecek çok sözün var eminim. Ben de çok teşekkür ederim. Programı izliyorum. Çok başarılı bir program. Çok iyi akıl ettiniz bunu. Yani devamını diliyorum. Evet, ben de diliyorum. Evet. Gerçekten geldiğin için kendinizi çok teşekkür yormadan, ederim. Enerjiyi dağıtarak. Çünkü zor iş bunlar yani. Her hafta gelip program yapmak çok zor iş tabii. Zevkle yapıyorum. Evet. İnan. Ayrıca oluyor. Öylesine zevkle yapıyorum ki müthiş bir ekip var arkamda. Çoğunlukla hanımların emek verdiği, her biri birbirinden pırlanta. Onlar beni çok rahatlatıyorlar. Bu fırsat vesileyle onlara teşekkür etmiş oluyorum. Sevgili seyircilerim, bugün Erden Kralı, sinemayı, sinemada gerçeklik vurgusu üzerine konuştuk. Ünlü düşünür Goethe'nin şu sözleri geldi aklıma. İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir. Doğruyu istemesi ve yapması gereklidir. Unutmayın, gerçekler yolunuzu aydınlatan fenerlerdir. Gerçeklerden hiç şaşmayın. Haftaya Film Gibi Hayatlar'da tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.